Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün kendi kendine ameliyat eden cerrahlardan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi Rus cerrah Leonid Rogozov. 1960'ta yani 27 yaşındayken Sovyet Rusya'nın Antarktika seferindeki tek doktor olan Leonid karın ağrısı, ateş şikayetleri olunca kendi kendine apansı tanısı koyuyor. E, o şartlarda dönüşte mümkün olmadığı için hızlı bir şekilde kendi kendine ameliyat etme kararı alıyor. Rogozov'un odasındaki bütün eşyalar çıkartılıyor. Bir ayna ve bir lamba getiriliyor. Daha sonra lokal anestezi altında yani o bölgeyi uyuşturarak bir 10 santimlik kesi yapıyor. Kesi sonrası karnının içine giriyor. Bir 30-40 dakika sonra bir güçsüzlük, baş dönmesi ve bulantı gelişiyor. Bir süre ara veriyor, dinleniyor. Kendine geldikten sonra da ameliyatına devam ediyor ve bu ameliyatın 1 saat 45 dakika sürdüğü söyleniyor. Sonraki 3-4 günde ateşleri oluyor. Antibiyotiklerle araya giriyor. Antibiyotiklerle ateşleri geriliyor. Daha sonra herhangi bir komplikasyon olmuyor. Ameliyattan 40 yıl sonra akciğer kanserinden vefat ediyor. Bu sefer sonrası ülkesine dönüyor. Ülkesinde çeşitli ödüller alıyor. Çeşitli nişanlar alıyor böylece kendi kendine apendektomi yapan bir cerrah oluyor. Diğer bir cerrahımız Evan O'Neill Kane. Bu Amerikalı 1861 doğumlu. Aynı zamanda bir hastanenin sahibi. 1921 yılında kendi kendine apendektomi yapma kararı alıyor. O zaman hastane çalışanları tabi buna karşı çıkıyorlar ama Doktor Kane aynı zamanda patronları da olduğu için pek de ses çıkartamıyorlar. O zamanlar lokal anestezi altında ağrı kesici kokain ile yarım saat içinde ameliyatı tamamlıyor. Hatta çalışanların endişesi olmasa çok daha hızlı bile yapabileceğini söylüyor. Ameliyat sırasında bağırsakları karnının dışına çıkıyor. Kendi bağırsaklarını yine karnın içine alıyor. O sırada çalışanlar yine endişeleniyor tabii kendi bağırsaklarını tutup karnın içine geri koyuyor. Sonradan niye böyle bir şey yaptığını sordukları zaman sadece bunu yapmak istediğini ve o yüzden yaptığını söylüyor. Aynı zamanda böyle tehlikeli ameliyatlarda lokal anestezi altında da yapılabileceğini gösteriyor. Yine Dr. Kane 70 yaşında kendine fıtık ameliyatı yapmaya karar veriyor. Yine basını davet ediyor. Yine lokal anestezi altında fıtık ameliyatını yapıyor. Ama sonra çeşitli komplikasyonlar gelişiyor ve ameliyattan 3 ay sonra pnömoni sebebiyle vefat ediyor. 1909'da Romanyalı doktor Alexandre kendine herni ameliyatı yapmaya karar veriyor. Bir yumurta büyüklüğünde olduğunu söylüyor hernisinin. Yine bu lokal anestezi altında bir saat sürüyor. Ameliyat sonrasında uykusuzluk, baş ağrısı kasık ağrısı şikayetleri devam ediyor ve 10 gün sonra tamamen iyileşiyor. Bu cerrahlardan gördüğümüz kadarıyla kendi kendine ameliyat eden cerrahlar hiçbir şeyin imkansız olmadığını bize gösteriyor. Çeşitli zor durumlarda, çeşitli zor şartlarda kendi kendilerine bu ameliyatları yapıyorlar. Ve bunun yapılabileceğini bize gösteriyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.